Dostlar selam, bugün sizlere Xiaomi cihazlarınızda tamamen fabrika ayarlarına nasıl çevireceksiniz telefonunuzu, aldığınız hale nasıl döndüreceksiniz onu göstereceğim dostlar. Şu an elimde bir tane Xiaomi cihazı var. Bu cihazın bütün fabrika ayarlarını sıfırlayacağız. Yani içerisindeki fotoğraf bilgileriniz, mesajlaşmalarınız, işte videolarınız, rehberiniz hepsini sıfırlamış olacağız. Yani telefonu sıfır kutusundan çıkartmış hale çevireceğiz. Bunu nasıl yapacaksınız onu göstereceğim ve tekrardan kurulumunu göstereceğim. Burada aslında bir telefonu sıfırlama rehberi dostlar. Şimdi yapmanız gerekenlerden bahsedeyim. Buradan hemen ayarlar kısmına giriyorsunuz dostlar. Şöyle ben bir gireyim. Burada en alt tarafta ek ayarlar kısmı var. Orayı tıklıyorsunuz. Alt tarafı seçtiğinizde fabrika ayarlarına sıfırla kısmı var. En alt tarafta tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar sıfırladığınızda nelerin silineceğini size uyarıyor. Ben hemen şöyle bir alt uyarı yapayım sizlere. Bu işlemi yapmadan önce dostlar kesinlikle ve kesinlikle telefonunuzu yedekleyin. Bunu bir bilgisayar ortamında yedekleyebilirsiniz. Bunu bir online yedekleme ortamında yedekleyebilirsiniz. İşte Google fotoğraflarda yedekleyebilirsiniz. Ama neler silineceğini hemen burada zaten belirtmişler. Aşağıdaki ögeler silinecek yazıyor. Hesaplar, kişiler, fotoğraflar ve videolar arkadaşlar, uygulamalar, yedeklemeler, SD kart verisini dahi hepsini sıfırlamış olacağız. Şimdi burada tüm verileri sil kısmı var. Ona devam ediyorsunuz. Ve buradan size güvenlik kodunuzu soracaktır. Size tekrardan soruyor. Fabrika ayarlarını silmek istiyor musunuz diyor. Tekrardan ulaşamayacaksınız diyor. Ben telefonumu yedekledim. Tekrardan hatırlatayım. Cihazınızı yedeklemenizde fayda var dostlar. Sildikten sonra bütün bilgileriniz silinecek. Ve tekrardan geri ulaşamayacaksınız. Onun için yedekleme almanızda fayda olduğunu söylüyorum. Burada fabrika ayarlarına sıfırla kısmı var. Burada yedeklemeyi buradan direkt ben de yapabilirsiniz. Ben burada zaten yedekleme aldığım için benim için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Siz yedekleme yapmadıysanız buradan tıklayabilirsiniz. Fabrika ayarlarını sıfırlama kısmını tıkladığınızda tekrardan uyarı veriyor. Burada 9 saniye kadar geriye sayıyor arkadaşlar. Size bir düşünme süresi tanıyor. Burada bu tabi bu Xiaomi de var. Bunu bir Samsung cihazlarında falan göremiyorsunuz. Sonra diyorsunuz tekrardan diyor arkadaşlar. Tekrardan bir 9 saniye daha size düşünme süresi veriyor. Bekletiyor 9 saniye arkadaşlar. Geriye sayıyor ve ondan sonra tamamı tıklıyorsunuz ve cihazınız artık kendini formatlamaya başlıyor. Aslında bunun adı format arkadaşlar. Cihazı tamamen format atıyoruz şu anda. Tekrardan cihaz belli bir süre sonra bütün silme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra tekrardan kurulum işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda cihaz kapattı ve açtı. Şu anda kurulma ve silinme işlemleri başlıyor arkadaşlar. Cihaz komple formatlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç sefer açıp kapatacak kendini. Ondan sonra da zaten kuruluma geçecek arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar formatlama işlemi gerçekleştirdi. Benden PIN kodumu istiyor. Hemen PIN'i giriyorum ben buraya. MIUI 13'e hoş geldiniz diyor. Burada hemen tıklıyorsunuz. Burada kurulum işlemlerine başlıyoruz dostlar. Burada artık arkadaşlar dilinizi seçiyorsunuz. Ben buradan hemen dilimi Türkçe olarak ayarlayıp şuradan Türkçeyi bulalım. Türkçe diyoruz. Metin boyutunu isterseniz ayarlayabilirsiniz. Türkçeyi seçtikten sonra arkadaşlar buradan bölgeyi seçiyoruz. Klavyeyi seçebilirsiniz. Politikayı kabul ediyorsunuz. İlerle diyorsunuz. Burada arkadaşlar hangi sim kartı kullanıyorsanız, eğer benimkisi gibi çift sim kart takılıysa, hangi sim kartınızı aktif etmek istiyorsanız yani kurulumda onu açabilirsiniz. İkisini de seçiyorum şu anda. Burada Wi-Fi ayarınızı yapmanız gerekiyor ki kurulumu gerçekleştirebilmemiz için arkadaşlar. Ben burada atla diyorum, sonra kuracağım. Gördüğünüz gibi telefonunuz kurulmaya hazırlanıyor dostlar. Kurulum aslında zor değil. Tabii ki de Wi-Fi ayarını falan yaptıktan sonra kurulumunu geçebilirsiniz. Burada tabii ki de ben mobil hattı seçtiğim için arkadaşlar direktmen 5G üzerinden de işlemi gerçekleştirebiliyorum burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada uygulama verilerini kopyalayın diyor. Kopyalama diyorum. Çünkü ben sıfırdan bir kurulum istiyorum cihazıma. Eğer kopyala derseniz en sonki verilerinizi tekrardan telefonunuza indirmeye başlayacaklar otomatikman. Onun için ben kopyalama dedim arkadaşlar. Burada e-postanızı giriyorsunuz. Yani Google hesabınızı giriyorsunuz. Hemen ben şuradan giriş yapayım.
Arkadaşlar Google hesabınızı girdikten sonra sizden bir doğrulama isteyecektir. Ben bunları gerçekleştirdim. İşte bir mobil cihazınız varsa oradan bir doğrulama ister ya da SMS yoluyla doğrulama seçebilirsiniz. Burada bu cihazı başka kullanacak var mı diyor. Bu cihazı ben kullanacağım. Hemen seçiyorsunuz. Eğer siz buna birkaç kişi daha atayabilirsiniz. Burada evet istiyorum diyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Burada hüküm ve koşullar var arkadaşlar. Bunları kabul etmeniz de lazım zaten. Onun haricinde atlatamıyorsunuz. Google hizmetleri de gene burada size detaylı bilgiler veriyor. Kabul et diyorsunuz. Burada yüklemek istediğiniz arama motorunu seçebilirsiniz. Ben Google olarak seçiyorum. İşte burada gene güvenlik atamaları var arkadaşlar. Parmak izini seçelim şuradan. Ve bunu parmak izini desen sayesinde, yani parmak izini, eğer parmak izinizi okuyamazsa desen sayesinde okutturabiliyorsunuz. Onun için ikinci bir güvenlik size soracaktır. Hemen buradan ben bir desen seçeyim şöyle kendim arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlıyorum. İleri diyoruz. Burada hemen parmak izimi okutayım. Telefonumda parmak izi okuyucusu yan tarafta olduğu için arkadaşlar ben bu taraftan okutacağım. Sizin ekranın üzerindeyse oradan yapabilirsiniz. Şöyle parmak izini tamamladık. Tekrardan devam et diyor. Bitti. Arama sağlayacağınız ilerle diyoruz. Kuruluma devam edilsin mi diyor. Devam. Google asistanınızı sesli olarak etkinleştirebilirsiniz. Burada size bazı örnekler veriyor. Bunları yapabilirsiniz diyor. Atla diyorum bunları arkadaşlar. Bununla ilgili bir videomuz vardı. Kabul ediyorum diyorsunuz. Burada başka bir şey var mıydı diyor. Bakıyorsunuz burada işte başka bir e-posta adresi eklemek istiyorsanız, işte yazı tipini, duvar kağıdını falan filan değiştirmek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Şimdilik hayır diyorum ben. Ek ayarlar kısmında burada işte konumunuzu kapatabilirsiniz. Kullanım teşhis verilerini gönder kısmı var, kapatabilirsiniz falan. Bunları size buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben buradan geç diyorum. Kabul et diyorum. Burada duvar kağıtları ile ilgili çerezleri kabul et. Klasik ya da uygulama çekmecesi. Şöyle bakın. Ben bunu seçiyorum. Siz tamamen kendinize bağlı bunu seçme şeyiniz arkadaşlar. Hangisi hoşunuza gidiyorsanız. Tamamlandı diyor. Bunu tıkladığınızda artık MIUI 13 kurulumu tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Cihaz birkaç dakika sonra kullanıma başlayabileceksiniz. Şimdi şöyle açılsın. Onu da gösterelim ve videomuzu bitirelim dostlar. Gördüğünüz gibi şu anda cihazımız kurulumu gerçekleştirdi. İçerisindeki bütün veriler de silinmiş oldu. Bakın burada hiçbir veri yok arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Kendi üzerinde kurulu uygulamalar geliyor zaten. Onun haricinde herhangi bir bilgi veya uygulama yok arkadaşlar. Bütün hepsi silinmiştir. Dostlar videoyu uzatmak istemedim. Kusura bakmayın uzun da olduysa ama bunları anlatmam lazım. Tamamen bir resetleme ve kurulum videosu oldu. Rehber oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer bir sorunuz varsa da alt tarafa yazarsanız sevinirim. Ben de oradan sizlere cevap vermeye çalışıyorum dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.